Taş kuyunun dibinde genç bir adam uyanır. Karşısına orta yaşlı bir adam oturur. Adam kendini inceler ve kafasında derin bir sıyrık bulur. Sonra buraya nasıl geldiğini merak eder. Genç adam etrafına bakınır, etrafta ıslak taş duvarlar vardır, başının yukarısında yuvarlak bir delikten gökyüzü görünür. Kafası karışmış halde adama nerede olduklarını sorar. Karşı taraf sakince bir zindana kapatıldığını ve buranın Doringham Kalesi olduğunu bildirir. Adamın neden ceza aldığını bilmediği ortaya çıktı. Daha fazla bilgi bulmaya çalışan adam buraya nasıl geldiğini sorar. Adam sırıtıyor ve gizemli bir şekilde cevap veriyor, buraya gelmenin tek bir yolu var. Sonra adam komşunun buraya nasıl geldiğini görüp görmediğini sorar. Ne yazık ki görünüşünü fark etmedi çünkü o anda uyuyordu. Buna karşılık mahkum, adamın Doringham'dan olup olmadığını sorar ve olumlu bir cevap alır. Adam, onunla daha önce hiç tanışmadığını görünce şaşırır. Demircide birkaç kez yabancılar gördü ve adam kasabaya yeni gelmiş gibi görünüyor. İronik bir şekilde, sanki adamın zindana şeytanın kendisi tarafından havadan getirilmiş gibi olduğunu not eder. Ama öyle olsa bile, böyle bir arkadaşlıktan memnun. Elini uzatıyor ve adını söylüyor, William Fabisin. Şaşkına dönen adamın el sıkışmak için acelesi yok ve önce tüm bu gizemli ifadelerin ne anlama geldiğini anlamak istiyor, adam şaşırır, çünkü genç adam onun Doringham'lı olduğunu doğrulamıştır, bu da onu bundan sonra neyin beklediğini bilmesi gerektiği anlamına gelir. Sırtını duvara yaslar ve duraklar. Adam tekrar etrafına bakar ve yerdeki kırık bir çitin parçalarını fırladı. Daha önce, pazar günü gelmeden önce karısına sürpriz yapmak istiyordu. Güneşli güzel bir gündü, şehir merkezine gitmek için arabaya bindi ve kayda değer bir şey bulana kadar 3 mağazayı dolaştı. Eve döndü ve bahçeye bir çit çekmeye başladı. Ayağı korkuluğa bastı ve çit kırıldı ve kuyuya düştü. Ve böylece buraya geldi. Aniden yukarıdan bir köpek havlıyor. Adam, köpeği Spock'i aramaya başlar, ancak yanıt alamaz. Yaşlı adam deli olduğunu düşünerek komşusuna acıyarak bakar. Adam duvardan çıkıntı yapan demir direkleri fark eder ve onlara tek başına ulaşmaya çalışır, ancak başarılı olamaz. Sonra adamdan yardım ister ve kuyudan çıkınca, ona bir ip atacağına söz verir. Buna komşusu hüzünle güler ve yüksek duvarlarla çevrili 3 zindan daha olduğunu söyler. Adam onu buraya getirdiklerinde baygın olmalı, bu yüzden her kapının sıkı bir şekilde korunduğunu görmedi. Muhafızlar sürekli olarak kale arazisinde köpekler ve arbaletlerle dolaşıyor ve her türlü kaçma girişimi delilik. Adam adamın saçmalıklarına inanmayı reddediyor ve yukarıda havlayanın köpeği olduğundan emin. 7 yıldır bu evde yaşadığı için burayı iyi biliyor. Adam yine yardım ister ama adam da genç adamın aklını kaçırdığından emindir. Adam adama dışarı çıkamayacağına dair güvence verir. Ve kendisi de hiçbir şey yapmak istemiyor çünkü aç ve sonunun yaklaştığını hissediyor. Sonra adam hile yapmaya karar verir ve yardım ederse yemek sözü verir, ancak yaşlı adam yine reddeder. Üst katta küçük bir köyden başka bir şey olmadığını söyleyerek komşusunu ikna etmeye devam eder. Karısı önümüzdeki pazar gününe kadar dönmeyecek ve o zamana kadar kimse onları bulamayacak, kendi başlarına dışarı çıkmaları gerekiyor. Tek yapması gereken, adamın ayağını iterek demir desteklere ulaşmasını sağlamak. Adam öfkelenir ve şimdiden adamın hayatta kalmasına yardım etmeye çalıştığını söyler. Daha önce eski hücre arkadaşı kaçtı, ancak gardiyanlar tarafından yakalandı ve gardiyanlar daha sonra pensle dilini çıkardı ve gözlerini oydu. Bunun bir tür tuzak olduğuna ve birinin acımasız şakası olduğuna karar verir. Öfkeyle boğazından tutan ve onu rahat bırakmasını söyleyen adama ulaşmaya çalışır. Sonra tekrar ibadete başlar. Bu sırada bir fırtına başlar ve gökyüzünü kara bulutlar kaplar. Adam hemen harekete geçmeye karar verir ve ayaklarının altında ufalanan küçük bir taş çıkıntıya tırmanır. Çıkıntılı demir pime tutunmayı başardıktan sonra büyük bir güçlükle tırmanmaya başlar. Komşu, duvarın tepesine varmadan köpekler üzerine salılacağı için bunu yapmaması için ona yalvarır. Bununla birlikte, adam tırmanmaya devam eder ve sonunda sürünerek dışarı çıkar, ardından bitkin bir halde yere yığılır. Beyaz önlüklü insanlar ona doğru koşar. İçlerinden biri adamı omuzlarından tutar ve nerede olduğunu sorar. Daha sonra kuyuya koşar ve aşağıda ikinci adamı görür. Her iki kayıp kişinin de bulunduğunu Dr. Greenberg'e bildirir. Sabahtan beri tüm hastane onları arıyormuş. Kısa süre sonra bir doktor gelir ve kuyunun nasıl açıldığını öğrenmeye çalışır.
Hademeler, kapağın geçen hafta kaldırıldığını ve yenisinin henüz teslim edilmediğini açıklıyor. Kızgın doktor, kuyu kapanana kadar hastaların bahçeye çıkmamasını emreder. Aam, karısı Sara hakkında konuşmaya başlar ama hademeler onu alıp götürür. İkinci adam işkence görüp görmeyeceğini sorar. Doktor güler ve ona işkence etmeyeceğine söz verir, sadece odasına kadar ona eşlik eder. Psikiyatri kliniği hastalarının yalnız başına yürüdüğü çimenlikten geçerler ve zaman zaman kadınlardan birinin yürek parçalayan feryatları yükselir. Ve dört ayak üzerinde duran yaşlı bir adam, bir köpek gibi çok canlı havlıyor.